Bismillah. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. El evvelu Allah. El ahiru Allah. Ez zahiru Allah. El batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları ve her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri, Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kılınız. Rabbimiz, katınızdan destekçilerle bizleri destekleyiniz. Rabbimiz, kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kılınız. Rabbimiz, baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi bize müyesser kılınız. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşatınız, Müslümanlardan olarak öldürünüz ve salihlerin zümresine dahil ediniz. Amin, amin, amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vira bismillah. Kudret, kudret vira inşallah. Medine-i Münevvere'deyiz. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin ve onun mübarek arkadaşlarının izlerini takipteyiz. Medine-i Münevvere'deyiz. Dertliyiz. Dermanımıza, derdimize derman talep etmekteyiz. Medine-i Münevvere'deyiz. Medine-i Münevvere'deyiz. Çünkü bilmekteyiz ki yoldan önce yoldaş ve iz lazım. Bir izin peşinde şu çorak dünyada kendimize ışık olacak yoldaşlar arayışındayız. Rabbimiz hayra vesile kılsın. Rabbimiz niyazlarımızı, niyetlerimizi rızasına uygun kılsın. Rabbimiz bir ömür boyu ismi Medine olan o mübarek yıldızı takip edip o yıldızın izince cennete girmeyi nasip eylesin. Aziz, kıymetli kardeşler, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Karışık günler yaşıyoruz. Aslında biz değil, bütün insanlık alemi karışık günler yaşıyor. Her hafta başka bir konuyla karşı karşıyayız. Her hafta gündemimiz allak bullak oluyor. Bakıyorsunuz uluslararası anlamda işte Yemen'de yaşanan hadiseler, Orta Afrika'da yaşanan hadiseler. Yine memleketimize baktığınızda hiç durmadan birileri tarafından tezgahlanan kumpaslarla karşı karşıyayız. Üzgünüz, müteessiriz ama ümitsiz değiliz. Dua ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Memleketimiz ve insanımız üzerindeki bu oyunların bir an önce sona ermesi için Rabbimize dua ediyoruz. Kardeşlerimizden de bu keyfiyet ile dua talep ediyoruz inşallah. Bu zamanlar duaların, salih amellerin, nafile ibadetlerin hasreten artırılması gereken zamanlar. Türkiye, Anadolu, insanlığın rahmi hükmünde, karnı hükmünde bu coğrafyanın insanlığın dik durması, bütün insanlığın dik durması açısından çok önemli. Hasreten bu zor zamanlarda yaşamak, bu zor zamanlarda konuşmak, bu zor zamanlarda örnek olabilmek ve örnek alabilmek mühim. Bütün kardeşlerimizden bu manada hassasiyet istirham ediyoruz. Muhakkak sizler de okullarınızda bulunmuş olduğunuz ortamlarda bu gündemlerin insanların üzerinde hasıl etmiş olduğu etkileri yaşıyorsunuz.
Neler söylemek istersin Hamza kardeşim? Hocam, insanların kafası karışık gerçekten. Yani gerek Orta Doğu'ya baktıklarında işte adına IŞİD denilen bir örgüt var ve ne yaptığı belli değil. Bir oraya saldırıyor, bir oraya saldırıyor. Yine baktığımızda içeride geçen günlerde bir savcı odasında öldürüldü, şehit edildi. Bunun kimi yaptığı, arkasındaki failler neden yaptı bilinmiyor. Deniliyor ki o çocuğu öldüren, Berkin Elvan'ı öldüren polisi yakalayacaktı diyorlar. Fakat öldüren örgüt bunu bulunmasını istiyor. Fakat neden öldürüyor? Bu da belli değil. Hani insanların kafası bu manada çok karışık. Hani terörizmin zaten birinci amacı budur. Bunu hiç unutmayın. Terörizm olmuş olduğu her yerde insanların akıllarını karıştırmayı kendisine hedef alır. Ne kadar çok karışıklık, kargaşa ve karmaşa çıkartacak olursa, ne kadar çok kaos çıkacak olursa, o kadar çok bu işten nemalanacaktır. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin amacı, mümkün olduğu kadar provokasyonda bulunup insanların ruhunu ve akıllarını karıştırmaktır. Aslında bunun altından da bir sürü komple teorileri çıkıyor. Çıkar. O daha da karıştırıyor tabii insanların kafalarını. Çıkar. Yani öyle dua karışık. Edeceğiz ve mücadele edeceğiz. Değil mi? İnşallah. Hasan'cığım, siz bulunduğunuz ortamlarda tabii ki bu hadiseler size müteessir ediyor. Hocam, maalesef çok kırılgan bir yapı bu gündem oluştururken. Çok kırılgan bir yapı var. İnsanlar, yani her an fikirleri değişebiliyor. Bir dakikalık, son dakikalık habere göre insanların fikirleri değişebiliyor. Yani Hazreti Peygamber buyuruyor ki fitne zamanlarında 2 yaşındaki bir deve gibi olunuz. Onun ne eti yenir, ne sütü içilir, ne de üstüne binilir diyor. Biz de sükunetimizi korumak zorundayız. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Ama savcının başına gelen hadise değil mi Ahmetciğim? Herkes yaraladığı gibi bizi de derinden yaraladı. Evet. Özellikle merhum savcının resimlerinin güya Türkiye'de basının özgürlüğünün mümessili olduklarını iddia eden, bir takım ne yaptıklarını bilmez vicdandan ve insaftan bir haber insanlar tarafından manşete çıkartılması. Düşünün ki o yavrucak savcının evladı Muhammed, daha işte 11 yaşında bir çocuk. Bundan sonra babasını hep o fotoğraflarla hatırlayacak. Çok üzüldük. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Allah kolaylıklar versin. Hamzacığım, başlayalım inşallah. Başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Mekke'de çeşitli zulüm gördükleri için, işkence gördükleri için Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte tabii ki Medine'de de İslam'ı tebliğ etmeyi bırakmadılar. Zaten İslam'ı rahat tebliğ etmek için Medine'ye göç ettiler. Aslında hicret ne kadar somut bir olaysa, yani ne kadar görünen bir olaysa, aslında insanın içinde de soyut bir şekilde olması gereken bir olay. Yani şeytan veya nefis insanı sıkıştırdığında, insanın günaha yönlendirdiğinde kişi içinde Medine'sini bulmalı ve oraya gerektiğinde artık hicret etmelidir. Hatta bununla ilgili bir hadis söyleyecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Yani aslında bu nefisle karşılaştığımızda nefis bir hesaplaşmamızı nefsimizle yapmamız gerektiğini bize öğütlüyor. Bu manada kişinin içinde Mekke'den Medine'ye hicret edebilmesi için ona Kur'an ilkelerine bağlı olarak bir tebliğin yapılması gerekir. Hatta biz hicret olayına da bakacak olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta Mekke'de ashabına tebliğ yapıyor. Ve bu tebliğ ile birlikte ondan sonra hicret gerçekleşiyor. Yani tebliğ olmadan hicret olmuyor. Bu manada günümüzde insanlara hicret edebilmesi için, kendi Medine'sini bulabilmesi için bu tebliği nasıl yapmalıyız? Kur'an'ın tebliğ ilkeleri nasıl olmalı Kur'an'a bağlı olarak? Allah razı olsun. Rabbim Medine'mizi bulmayı, medeni olmayı bize nasip eylesin inşallah. Hazreti Kur'an her aşamada olduğu gibi bu manada da bizim için örneklerle, uyulması gereken kurallarla,
dolu. Zaten bu olmayacak olsa, Allah muhafaza buyursun, bizim başıboş hayvanlardan bir farkımız olmaz. Biz de kendimize zulmü, biz de kendimize bir başkasının hakkını gasp etmeyi yol olarak seçebiliriz. Kuvvetinin hakim olmuş olduğu şu modern çağlarda, şu kapitalist toplumda, biz de gidip birilerinin boynuna binmek suretiyle, birilerine zulmetmek suretiyle, canını yakmak suretiyle bu işten dünya fayda temin edebiliriz. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, imansız insan yularsız hayvana benzer. Bizi başıboş olmaktan kurtaran şey, bizi insan olan, insan kılan şey Hazreti Kur'an'dır. Onun için ben Kur'an'a hep insan Kur'an derim. İnsanı Kur'an kitaptır o. İnsanı yapandır o. Eğer Kur'an olmadıktan sonra Allah muhafaza buyursun, her birimiz bir canavar oluruz. Kur'an'a da baktığımızda o Medine yolculuğu esnasında Medine'yi kendi içimizde bulma ve insanları Medine'ye davet etme esnasında bir yöntem var. Öncelikle nezaket. Rabbi Rahim mübarek Kur'an-ı Kerim'de Nahil suresinde diyor ki, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Hikmetle davet edeceğiz. Yani ne? Olması gereken şeyi olması gereken yere koyacağız. Önemliyi ve öncelik sırasına haiz olan şeyi önem ve önceliğine göre bir noktaya koyacağız. Ve insanların ruhunda, aklında, kalbinde de bu düşünce sistematiğini inşa etmeye çalışacağız. Ama önce nerede? Kendi içimizde. Önce nerede? Kendi dünyamızda. Çünkü Hira'yı da, Medine'yi de siz önce nerede yaşayacaksınız? Kendinizde. Medineli olmak, medeni olmak demektir. Medineli olmak, hukuka riayet etmek demektir. Medineli olmak, bu keyfiyetiyle beraber basirete uygun dirayet sahibi olmak demektir. Siz istediğiniz her şeyi yapacak olursanız siz Medineli olamazsınız. Siz bedevi olursunuz. Siz vahşi olursunuz. Demek ki önce hikmet, sonra güzel öğüt. Karşınızdaki insanın kalbi pozisyonuna göre, ruhi ve akli pozisyonuna göre anlayabileceği bir şekilde. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye şöyle dedi. Ey Ali, konuştuğun zaman insanların aklınca konuş. İster misin insanlar senin yüzünden Allah ve Resulüne düşman olsunlar? Karşınızdaki insanın içinde bulunmuş olduğu durum çok hususi, çok mühim. Onun dertleri hususi ve mühim. Ama daha mühim olan bir şey var. Sizin ona yaklaşım tarzınız. Sahabe-i kiram efendilerimizin şehadetleri var. Bütün bu şehadet şunu söylüyor. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki, insanların en naziği Allah Resulü'ydü. Bir hadis okudum. Hazreti Abdullah ve Hazreti Akra bin Haris, Hazreti Abdullah. Hazreti Abdullah diyor ki, ben Allah Resulü kadar mütebessim birisini görmedim. En mütebessim çehreli Resul-i Ekrem idi. Bakıyorsunuz, Allah Resulü Efendimiz münasebetinde bir, nazik, iki, mütebessim, üç, karşısındakine değer veriyor. Dört, sözü söylediğinde karşısındakinin pozisyonuna göre söyleyiveriyor. Ama mücadele. Üçüncü hususiyet, Nahil suresinde mücadele. Bu sözlerimizden hiç kimse şöyle bir mana çıkartmasın. Hristiyan teolojisinde olduğu gibi. Buraya vurana bu yüzünü çevir. Asla ve kat'a. Bizim davamız insaniyet davasıdır. Bizim davamız zulme uğrayan bütün mazlumlar için dillendirilmesi ve yaşanması gereken bir davadır.
Yani şu hadiseler Yemen'de yaşanmayıp da Porto Rico'da, Kolombiya'da yaşanmış olsa biz başka bir tavır mı koyacağız? Arakan'daki Müslümanların başına gelen hadiseler, Arakanlı Müslümanların başına değil de Finlandiyalı Hristiyanların başına gelse ne yapacağız biz? Onların yardımına koşacağız. Osmanlı'yı devlete ebed mübet kılan şey bu değil miydi? Bugün Arnavutluk'ta, Tiran'da, sokaklarda insanlar Osmanlı barışı istiyoruz diye bağırıyorlarsa, bugün Macaristan'da iyi ki Osmanlı bizi fethetmiş diye Macaristan devlet başkanı demeç veriyorsa, bunun arkasında yatan şey bu bakış açısı, bu geniş şümüllü yaklaşım. Elbette ki mücadele edeceğiz. Bu mücadele yeryüzünün bütün zalimleriyle, yeryüzünün bütün mazlumları adına olacak bir mücadele. Ama bu mücadeleyi veriyorken dört şey olmazsa olmaz. Bir, akıl ve basiret. İki, hukuk. Üç, vahiy. Dört, güzel kardeşim, biz yalnızca bu mücadeleyi veriyorken, ben bu mücadeleyi başkası adına verdim, kurtuldum, başkası adına bunu yaptım değil. Önce kendi içimizde, kendi Medine'mizi inşa etmek zorundayız. Bu mücadele benden başlayıp bize, ona doğru gidecek. Dünyanın bütün büyük zalimleri güya dünyaya adalet, güya dünyaya hürriyet getirmek için yola çıkmışlardır. Bakın Firavun'a, ne diyor kendi kavmine? Mısır'ın bütün zenginlikleri benim ayaklarımın altından akıyor. Ne istiyorsunuz da? Nemrut kendi kavmine ne diyor? Bakın diyor, işte Ur, dünyanın en büyük devleti, en büyük şehri. Daha ne istiyorsunuz? Bugün dünyanın zalimleri aynı şeyi demiyorlar mı? İnsan hakları, demokrasi, hümanizm. İşte demek ki mücadelenin dördüncü esası. Önce ben bir düzeleceğim. Önce ben bir güzeleceğim. Bir ara verelim. Aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Kısa bir ara, Medine-i Münevvere'de yitiğimizi aramaya devam edeceğiz.